Evet değerli dostlar Petkim'le bu videomuzda devam ediyoruz. Kanalımıza abone olmayan dostlarımızı kanalımıza bekliyoruz. Yine katıla dahil olarak istediğiniz hisse MTA kripto para analiz çalışması talebinde bulunabilirsiniz. Yine katıla özel ara ara paylaşmış olduğumuz videolardan istifade edebilirsiniz. Bir diğer husus videonun hemen altında açıklama yorum kısmında Binance referans kimliğimi bırakıyorum. Buradan kayıtlarınızı gerçekleştirip 7-24 kripto para işlemlerinizi yapabilirsiniz. Şimdi arkadaşlar Petkim hissesini birazcık detaylı irdeleyeceğiz. Malum piyasada bir negatif hava Böyle bugünlerde bir duraksamayı görüyoruz. Şöyle ayrıntılı hisselere bakma gereği duydum. Geçenlerde e, e, piyasayı sektörel bazlı değerlendirmiştik. O videoyu mutlaka izleyin. Sektörel bazlı videolarımız gerçekten kıymetli, değerli. Çünkü orada daha nokta atışı, daha e, geneli yakalamamızı sağlayan bakış açıları sağlıyor bizlere. Onun için 2-3 e, gün önce yayınlamış olduğum sektörel bazlı videoyu da izlemenizi tavsiye ederim değerli dostlar. Şimdi... Petkim aylık grafiğimiz. Baktığımız zaman aylık grafikte hemen logaritmik ölçeklendirmeyi alalım. Grafiğimizi sıfırlayalım. Aylık bakış ne durumda? Şimdi Petkim bakıyoruz ki arkadaşlar gerçekten güzel bir yükseliş. Tamam şurada birazcık bekletti, oyaladı. Oyalanma döneminde çok ahlar, vahlar, tüfler ettik. 3 4 bandı arasında ama güzel bir yükseliş, tırmanış e, nihayetinde gerçekleşmiş oldu. Şimdi bu bölgede Baktığımız zaman aslında halen pozitif, halen olumlu değerlendirebiliriz. Yani teknik bize şunu söylüyor. Sen 5'in üzerinde kaldığın müddetçe e, piyasan olumlu, piyasan yönü yukarı. Ama burada bakıyoruz e, geçmişe yönelik 5 5 bir tık yukarı alır isek şöyle 5.13. Arkadaşlar 5.13'ü biz burada dikkate almak zorundayız. 5.13'ün altında burada bir ikili tepe oluşumuna gidebiliriz. Onun için şu bölgenin altında bakınız 5.13'ün altında bir kapanış geldiği zaman buranın büyüsü bozulabilir ki zaten ilk sinyali de şu noktadan alabiliriz. Aylık bazda bakınız şöyle bir yükselen bir destek hattını görüyoruz. Bu desteğin kırılması demek bakınız aşağı doğru satış anlamını doğurur. Onun için buraya dikkat edelim. Aylık 5 burası 18. Evet 5 18 arkadaşlar. 5 18'in altında gelebilecek. Orta uzun vade takip ediyor isen 5 18'in altında risk sorunu yaşayabilirsin ve piyasalarda o zaman ciddi anlamda belki de bir bozulma olacak diyebiliriz. Şimdi gelelim haftalık grafiğimize. Grafiğimizi yine sıfırlayalım. Haftalıkta da bakın şu bölgeyi daha net görüyoruz arkadaşlar. Bakınız net bir burada eee destek noktasına şahitlik ediyoruz. Bakınız daha önce 3 defa test edilmiş olan bu nokta bizler için arkadaşlar önemli bir destek noktasını ifade ediyor. Bunu bir tık daha yukarı kaldırıp şu bölgeyle birleştirecek olur isek de değerli dostlar. Bakınız görüntümüz tam da şu şekilde oluyor. burada dikkat edeceğimiz nokta ortalama. Bakınız ortalama sadece şu noktaya ben alıyorum. Ortalama işte lerde falan arkadaşlar Burada ana destek haftalıkta kırılmış olur. Bakın 5.80'in altına düştüğümüz zaman haftalıkta ana desteğin altına düşmüş oluruz. Evet şimdi burayı aldık. Lineer ölçeklendirmeye geçtik. Çizimleri kaldıralım. Ee, burada tekrar ediyorum. Haftalıktaki 5.83 bandına dikkat edelim. Bakalım line, lineerde bir değişiklik olacak mı? Burada tabi biraz farklı bir boyuta geliyor. Şu şekilde alıyoruz burayı. Ve buranın kırılımı da. Yine ortalama, şöyle baktığımız zaman işte 5, e, 85, 5-90 bandı. Burası farklı olabilir, lineerde. E, dikkat edelim. E, sıkıntı olabilir. Bakınız, şu noktada da yine bir e, omuz baş omuz formasyonuna da girebiliriz. Bu da ihtimal dahilinde. Yani bugünlerde yani bütün negatif senaryoları düşünmeye başladım arkadaşlar. Onu söyleyeyim. Sol omuz baş ve sağ omuz oluşumu burada karşımızda teknik olarak sırtıyor. Henüz sağımız oluşmuş değil. Olası bir sağımızın oluşması demek bizim bizim 5.20'lere 5.30'lara gelmemiz demektir arkadaşlar. Bunu da bu şekilde bilelim. Haftalık kapanışını pozitif senaryoya dönecek olur ise haftalık kapanışımız artık ne zaman 6.25 bandı üzerinde olur ise yukarı doğru şahlanmaya devam edebiliriz. bakın Haftalık kapanış 625'in üzerinde gelmediği müddetçe burada baskı altındayız arkadaşlar. Bunu bir defa not alın. Haftalık 625 üzeri kapanış bizler için önemli olacak. Bu bölgenin altında kaldığımız müddetçe bizim burada omuz baş omuz formasyonuna giden sağ omuzun tamamlanması söz konusu olabilir arkadaşlar. Onun için dikkat ediyoruz. 625 üzeri sıkıntı yok ama altında maalesef sıkıntı söz konusu. Günlük grafiğe gelelim. Grafiğimizi yine sıfırlayalım. Günlük bazda da arkadaşlar baktığımız zaman aslında daha net bir görüntü. Bakın tam da bu bölgeden döndüğümüzü görüyoruz. Onun için dikkatli olalım. Majörde büyük bir omuz baş omuz formasyonundan bahsettik ama burada baktığımız zaman e, biraz daha münör bazlı da bir omuz baş omuz formasyonunu burada bahsedebiliriz. Şu şekilde arkadaşlar buradan döndüğümüz zaman şöyle küçük bir omuz baş omuz da burada bizleri aşağı doğru çağırabilir. Onun için dikkatli olalım. Mekli indikatör günlükte satışta Aresa'ya bakıyoruz. Aresa'da aşağı doğru akışta arkadaşlar. Demek ki burada bir sıkıntı var. Günlük bakacak olur isem bu saatten sonra şöyle bakalım günlükte. Evet 6.27 bantları. Zaten haftalık ne dedik? Hiç fark edilmiş şey yok. Biz yine haftalık bakıyoruz. 6.25 arkadaşlar haftalıktaki ölçümüz. Da bunu risk alırsın. Günlükte mesela pazartesi salı 6.25'in üzerine attı. O zaman haftalığın da bu şekilde olabileceğini düşünerekten yol alabilirsin. O senin tercih. Ama biz 6.25'in altında daima riskli olacağız. Daima riskli olacağız arkadaşlar. Bunu unutmayın. 6.25'in altı birazcık facia gibi gözüküyor. Şuradan zaten ana desteği çizdiğimiz zaman Petkim'de bu ana desteğin kırıldığına şahit ediyor. Şimdi bazı arkadaşlar var. Buradan tobolar o pardon, fincan kulplar falan çıkartmışlar arkadaşlar. Fincan kulbu. Birazcık daha böyle derin yapmak gerekir. Yani şu kısmı fincan kulp olarak nitelendirmek pek mantıklı gelmiyor. Yani şu şekilde burayı almış arkadaşlarımız. Yani onlara da bir şey söylemiyorum. Olabilir. Ama şu şöyle şu hareket çok da fincan kulpsu bir hareket değil arkadaşlar. Onu söyleyeyim. Şöyle fincan kulp dediğin olay birazcık daha canlı olmalı. Biraz daha belirgin olmalı. Yani buradaki en ufak bir hareket düşüş tekrar tırmanış olmuyor arkadaşlar. Yani onu söyleyeyim. Evet. Görüntü bu şekilde bakalım neler olacak. Petkime bir de dolar bazlı bakalım. Hemen dolar bazlı grafiğimize geçelim. Daha önce Petkimi dolar bazlı incelediğimizde çok güzel sonuçlar aldık. Güzel başarılar elde etmiştik. Hatırlarsanız yükselen bir kanal trendi dedik burada. Kanal trendimiz gerçekleşti. Bakın çok güzel çalıştı. Şu bölgeler hatta şu bölgedeki alımı hatırlar mısınız arkadaşlar? Bakın şu bölgede şu çizgi bir fırsattır demiştik. Hatırlarsanız bu çizgiyi çizdik. Akabinde şuradaki bakınız şu çizginin paralelini klonladık. Alta kopyaladık. Burası bir destek noktası dedik. Nokta atış Satış bölgesinde şurada bakınız şöyle çizmişiz. Nokta atış. Bakınız 0.75 geçmişte nereye dayanıyor? Bakınız direnç. Bütün bunlar önemli. Arkadaşlar dolar bazlı bakan bir arkadaşımız için şu geçerlidir. 0.75'in üzerinde bakınız görmemiz gerekir. 6 gerçekten riskli onu söyleyelim. Bir tık daha yukarı kaldırsak yine ortalama 0.75. Bu seviyenin üzerinde hareket etmediğimiz müddetçe Burada sıkıntı yaşayabiliriz. Tüm çizimleri şöyle bir kaldıralım. Şimdi şöyle bir alan daraltması yapalım. Haftalığa alalım dolar bazlı. Evet şimdi haftalıktaki şu konuya tekrar dikkat çekmek istiyorum arkadaşlar. Bakınız ne çıkıyor karşımıza? Geçmiş çizgilerin önemi yine çıkıyor değil mi? Bakınız. Şimdi şöyle bir düşen atalım. Ve buradan haftalık bakınız Petkim'e dolar bazlı baktığımız zaman arkadaşlar düşen kırılımı gelir ise olumlu pozitif diyebiliriz. Artık burada gerçekten büyük bir ralli başlayacak endekste diyebiliriz. Bakın şöyle bir görüntüde şu bölgenin kırılması gerçekten büyük bir rallinin başlangıcı anlamına gelebilir. Ama şimdilik dikkat edeceğiz. Şimdilik bir geri dönüş sinyali içerisindeyiz. Bakalım bu destekler test edilecek mi? Buradan işte o formasyonlar günlükte çizmiş olduğumuz ee, omuz baş omuz formasyonu falan gelecek mi? Hep beraber göreceğiz. Ee, artık tercih sizlerin arkadaşlar. Burada kimseye alsa tut demiyoruz ama uyarıyı da veriyoruz. Dikkatli olun. Kesinlikle bakınız bu bölgeler bir satış bölgesi olarak çalışabilir. Bakınız görüyorsunuz oldukça net arkadaşlar tablonun görüntünün net olduğunu söyleyebilirim. Neden? Geçmişte çalışan çizgileri baz alıyoruz. Bakınız çalışıyor. Kırılmış. Bakın şurada sol omuz, baş, sağ omuz. Bu çizgi önemli. Yükseliş. Bakın sert düşüş sonrası güç bulduğu nokta. Yine nokta atışı. Kırılıyor bu bölge. Yine satış. Ve tekrar bakınız geri çekilme bölgesi arkadaşlar. Onun için bu bölge oldukça önemli. Bu bölgenin altında bir omuz baş omuz yapıp tekrar alt desteğe doğru bir 66 sent bandına doğru geri çekilme potansiyelimiz mevcut diyebiliriz. Petkim'deki görüntüyü bu şekilde özetledik ve videomuzu sonlandırdık. Tercih sizindir. 60 dakikalık grafiğine de şöyle bir bakalım mı? Hatta iki saatlik bakalım. 60 biraz daha küçük kalabilir. Çizimleri şöyle bir kaldıralım. Grafiğimizi sıfırlayalım. Evet. Şu 60 dakikalıkta bir fibonacci atalım bakalım arkadaşlar buraya. Evet. 606. Evet, bizim için önemli bir rakam. 606. Bu değerin üzerinde tekrar bir yukarı doğru potansiyel barındırır. Ama 606'nın altında dikkat edelim. Bu bölge kritik bir bölge arkadaşlar. Evet, şimdi anlatacaklarımız bunlardan ibaret. Kesinlikle bir yatırım tavsiyesi olarak algılamayın. Teknik doneleri veriler sunduk sizlere. Bakalım ne derece gerçekçi olacak. Ne derece gerçek bir artık fayda sağlayacak sizlere. Biz böyle boş konuşmaktan ziyade sonuç odaklı gitmeliyiz. Anlattıklarımızı göreceğiz. Bakıyoruz sayda zaten bir uyumsuzluk var. Tepeler yukarıdayken aşağı. Yani birazcık negatif hava ortada kokuyor. Dikkatli olalım. O günlükteki direnç noktası geçilmediği müddetçe arkadaşlar birazcık sıkıntı yaşayabiliriz. Günlük bazda bakalım ve diyelim ki 6.30 haftalıkta baktık işte 6.25 bakınız 6.25 6.30 bu bandı bir görelim yoksa altında gerçekten sıkıntı. Kendinize iyi bakın Petkim'le ilgili düşüncelerinizi merak ediyorum. Petkim'le ilgili beklentilerinizi yine yorum kısmına yazabilirsiniz. Bu tarz tekli biraz daha ayrıntılı videolardan memnun kaldıysanız da yine yorum kısmında düşüncelerinizi ifade edebilirsiniz. Hoşça kalın, sağlıcakla kalın. Her şey gönlünüzce olsun. Kanalımıza abone olmayan, bizi ilk defa dinleyen değerli dostlar kanalımıza bekliyoruz. Abone olup rahatsız etmiyorsa bildirim zilini açmanız sizin faydanıza. Dilerseniz açmayabilirsiniz ama fayda göreceğinize ben eminim. Onun için kanalımıza bekliyoruz. Bu kanal hepimizin, bu kanal hepimizin sayesinde güzel yerlere geleceğine ben inanıyorum. Hoşça kalın, sağlıcakla kalın.